Değerli izleyiciler, DT Akademi olarak düzenlemiş olduğumuz lisansüstü araştırma sunumlarına hepiniz hoş geldiniz. Gerek akademik gerekse yayın evi olarak lisans üstünde çalışmalarına devam eden araştırmacıların çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Bu projemiz kapsamında geleceğin akademisyenlerini ve onların çalışmalarını yakından tanımaya gayret ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğrencilerinden, doktora öğrencilerinden Şeyma Kaç hocamız konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben konumuza geçmeden önce kısaca Şeyma hocamı size takdim etmek istiyorum. Kendisi lisans eğitimini 2018 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimi için 2018-2019 yılları arasında İbni Haldun Üniversitesi'nde bulundu. Ardından 2019 yılında yüksek lisansına yeniden başlayarak öğrenimini 2022 yılında Profesör Doktor Bülent Şenay'ın danışmanlığında patristik dönemde Adversus Judaeus geleneği, Tertullian'ın Adversus Judaeus örneği adlı teziyle Bursa Uludağ Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2022 yılından itibaren öğrenim hayatına ve çalışmalarına Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Öğrencisi ve Türk Tarih Kurumu Din ve Düşünce Tarihi Doktora Bursiyeri olarak devam etmektedir. Hocamızdan bu akşam Patristik dönemde Yahudi-Hristiyan ilişkileri isimli sunumunu dinleyeceğiz. Hocam tekrar hoş geldiniz, buyursunlar. Teşekkür ederim. Öncelikle konuya bir girizgah olması manasında kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Sonrasında konumuza geçmek istiyorum. Şimdi sizin de bahsettiğiniz üzere yüksek lisans tezimi 2022 yılında tamamladım. Yaklaşık 2,5 yıl kadar oldu. Yani üzerinden bu kadar yıl geçtikten sonra niçin tez konumun bir bölümünü sunma ihtiyacında bulundum? Bunu açıklamak istiyorum. Şimdi günümüzde bugünlerde özellikle olanlar bitenler malum. Herkes elinden bir şeyler gelsin istiyor ama bir türlü kimse bir şey yapabildiğini düşünmüyor. Tam olarak bu bir nevi kaotik ortamda ben mutedil ve aklı selim kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple de bu konuşmayı yapmaya talip oldum açıkçası. Şimdi bugün insanlar yavaş yavaş Yahudi-Hristiyan ilişkilerine merak etmeye başladılar. Öncesinde tabii bazı hocalarımızın bu konularda çalışmaları vardı ama bizim tezimizle birlikte artık erken dönemde özellikle bu konular çalışılmaya başlandı çok şükür. Bugün insanlar evet Yahudi-Hristiyan ilişkilerini merak etmeye başladılar ama maalesef bunların geçmişini değil de daha çok geleceğini merak ediyor gibi görünüyorlar. Çünkü hali hazırda olan bitenler insanları gelecekte acaba bu olanlar nasıl bitecek sorusuna yönlendiriyor ve insanlar bunun peşinden gidiyor gibi görünüyorlar açıkçası. Şimdi ben burada tarihe bakışımızla ilgili bir şeye dikkat çekmek istiyorum. O da şu. Burada yine Bülent Şenay hocamızı anmış olalım. Kendisi sadece yüksek lisanstan değil, daha öncesinden de bize yol göstermiş olan hocalarımızdan biri. Derslerimizde hep bir tarih tanımına değinirdi kendisi. Naima'nın, biliyorsunuz Naima ilk Osmanlı vakanilisidir, tarihçisidir. Naima'nın tarih tanımına değinirdi ve şöyle derdi. Tarih, gaybi şahitten kıyas, olmayanı mevcuttan iktibastır. Bu inanılmaz iyi bir tarih tanımıdır bu arada. Bugün de bizlere açıkçası çalışmalarımız konusunda öncülük eden bir tanım. Şimdi bu tanımdan hareketle şunu demek istiyorum. Yani bugün ve yarını geçmişten hareketle doğru anlama ve anlamlandırma faaliyeti aslında tarih. Bu sözün Türkçe'ye tercümesi yani mealen de olsa biraz böyledir. Dolayısıyla Yahudi-Hristiyan ilişkilerinin geçmişini bilmeden bizlerin gelecek hakkında düşünmesi, geleceği anlaması veya bugünü anlaması, bugün için de geçerlidir bu. Ve isabetli bir öngörüde bulunması maalesef mümkün değil. Ve yine biz bu tez çalışmalarını yaparken bizi bu çalışmaları yapmaya iten bazı sahipler oluyor. Benim mesela bu çalışmayı yapmamın sebeplerinden biri
Bu tarih tanımıdır, bu gayedir. Yani doğru anlama ve açıklama gayretidir. İkincisi de şudur, konumuzda uzaktan da olsa, yakından da olsa şöyle bir alakası var. Katip Çelebi'nin bir eseri var. İrşadül Hayara ila Tarihil Yunan ve Rum ve Nesara isimli bir risalesi var. Katip Çelebi bu risaleyi yazma amacını şöyle açıklıyor. Diyor ki, biz muzaffer bir millet olduğumuzdan beri diyor, Hristiyan dünyadan elimizi ve ayağımızı çektik. Bu sebeple diyor toplumun kulaklarına işte hurafeler, Hristiyanlar hakkında veya Hristiyanlık hakkında hurafeler doldu veya kulaktan dolma bilgiler doldu. Bizim için burada gerekli olan elzem ve doğruları aktarmaktır diyerek bu risaleyi yazıyor. Şimdi tam olarak aynı gayeyle biz de bunu yapmaya çalıştık. Oldu mu, olmadı mı bunu okuyanların takdirine bırakıyoruz artık. Bu şekilde amacımız buydu açıkçası. Yani geçmişe dair ilmi bir çalışma ortaya koymak ve bugünü ve geleceği bunun üzerinden düşünmeye çalışmak. Amacımız buydu. Şimdi ben dilerseniz konunun akışından bahsedeyim. Öncelikle başlığımızı kavramlarla açıklayacağım. Çünkü bu kavramlar konunun anlaşılması hususunda önemli kavramlar. Sonra tarihsel sınırdan bahsedeceğim. Kilise babalarının eserlerinde Yahudilik ve Yahudilerden bahsedeceğim. Sonrasında da konuyu sonlandırmayı düşünüyorum inşallah. Siz dediğiniz gibi konu başlığımız bugün patristik dönemde Yahudi-Hristiyan ilişkileri. Peki biz ne kastediyoruz bu başlıkla? Patristik dönem nedir mesela? Patristik kelimesi nedir? Buradan başlayalım. Patristik kelimesi herhangi bir patroloji veya patristik türü eserlere baktığınızda Latince pater kelimesiyle açıklarlar bu kavramı. Nedir pater? Baba demek. Yani başka dillerde de karşılığı var. Örneğin eski Farsçadaki pieder kelimesinden geldiği de söyleniyor. Tabii konumuz burası değil. İngilizceye yine pater kelimesinden geçtiği düşünülüyor father kelimesinin. Hatta kiliseye gidenleriniz vardır aranızda. Eğer cemaatle kilise görevlileri arasında herhangi bir konuşmaya denk geldiyseniz father diye hitap edildiğini görürsünüz. Hala bu şekilde konuşulmaya devam eder. Peki bu kelime ne kastediyor? Yani hala kullanılmaya devam eden bu kelime ne kastediyor? Aslında mecazi bir anlamı var. Nasıl ki baba çocuğunun hayata gelmesindeki sebepse, işte onu koruyup kollayıp gözetiyorsa, ihtiyaçlarını gideriyorsa, kilise babaları diyeceğimiz, biraz sonra onlara da değineceğimiz kişiler, Hristiyanlığın teolojisini koruyup kollayan ve onların müsebbibi olan kişiler. Bu yüzden onlara saygı duymak ve onları taltif etmek manasıyla onlara patristik kelimesi kullanılıyor onlar için. Aynı zamanda bir dönem adı olarak kullanılıyor. O da hangi döneme denk geliyor onu söyleyeceğiz biraz sonra. Şimdi kilise babaları kimdir? Bundan bahsedelim. Kilise babaları Hristiyanlığın teolojisine özellikle de yazılı manada katkıda bulunan kimselere deniyor. Peki bir kilise babası olabilmek için, yani bu yolda bu unvana sahip olabilmek için şartlar var mı? Bunlar neler varsa? Şu dört tane şarttan söz edilir. Dört veya beşinci asırdı yanlış hatırlamıyorsam. Lerinsli Aziz Vincent tarafından koyuluyor bu şartlar. Onlar da şunlar. Birincisi Ortodoks iman. Yani taltif edilecek olan kişi heretik olmamalı. İkincisi kutsal yaşam, üçüncüsü kilisenin onayı, dördüncüsü de Hristiyanlığın erken dönemlerinde yaşamış olmak. Bu dört şarttan herhangi biri olursa kilise babası olamıyor musunuz? Evet, olamıyorsunuz ama kilise doktoru olabiliyorsunuz. Böyle bir kavramımız da var. Tabii buradaki doktor da anlaşılacağı üzere mecazi bir kavram. Bu kişiler de bir şekilde Hristiyanlığa katkıda bulunan kişiler. Bunun dışında kilise anneleri var mesela. Böyle bir tanım da var. Böyle bir ünvan da var. Herhalde bu kısmı burada sonlandırırsak yeterli olur. Patristik kelimesine değinmiş olduk böylece. Peki patristik dönem nedir?
Öyle bir dönem ki yani hangi konuya değinirseniz değinin birden fazla görüş oluyor genellikle. Bu konuda da o şekilde olduğunu görüyoruz. Benim karşılaştığım iki görüş vardı. Bunlardan bir tanesi Apostolik Babalar Çağı'nın bitimi ve 451 Kadıköy Konsili'nin başlangıcına kadar olan dönem. Yani yaklaşık miladi 2. asırla 5. asır arasındaki sürece deniyor. Birinci görüşe göre böyle. Apostolik Babalar Çağı'nı herhalde açıklamama gerek yok. Yani tezimiz de zaten mevcut, bakılabilir. Bir de diğer görüşe göre, ki bu daha geniş manada bir görüştür, yine Apostolik Babalar Çağı'nın bitimiyle başlatılır. Batı'da 1. Gregori veya Sevilleli İzidor ile bitirilir. Doğu'da ise Şanlı Yuhanna olarak bildiğimiz kişiyle, kilise babasıyla bitirilir. O da takriben 8. asır falan yapar. Dolayısıyla ikinci görüşe göre 2. ve 8. asır arasındaki süreçtir, patristik dönem. Biz de tezimizde bu aralığı seçmiştik. Konumuzla ilgili değinmemiz gereken, yani bunların hepsini konuya girebilmek için söylüyoruz. Maalesef, yani maalesef demeyelim aslında ama konunun anlaşılabilmesi için bunları bilmek önemli. Patristik dönemin özelliklerinden bahsetmek istiyorum şimdi. Konumuza herhalde buradan artık girizgah yapabiliriz. Hristiyanlık tarihinin, yani bunu birinci özellik olarak söyleyebiliriz ve en önemli özellik olarak, Hristiyanlık tarihinin hangi dönemine, hangi kişisine, işte hangi önemli kişisine veya hangi düşüncesine değinirsek değinelim, kökenlerinin bu dönemde olduğunu görüyoruz. Yani Katolik, Ortodoks, Protestan, hangi mezhep, hangi görüş olduğu fark etmeksizin, bu grupların, bu mezheplerin temel görüşlerinin bir şekilde patristik döneme dayandığını görüyoruz. Dolayısıyla patristik dönem için söyleyebileceğimiz en önemli özelliğin bu olduğunu iddia edebiliriz. Ki bu sadece bizim iddiamız da değil bu arada. Referanslar mevcut. Hatta burada şunu da söyleyebiliriz. Yani biri şunu sorsa ve dese ki Hristiyanlığın özü nedir veya çekirdeği nedir diye sorsa, benim kanaatim muhtemelen patristik dönem veya kilise babaları demek olurdu. Çünkü biz İsa'yı ve Pavlus'u bile İsa ve Pavlus'tan okumuyoruz aslında. Kilise babalarının yorumları üzerinden okuyoruz. Çünkü karşı taraf böyle okunmasını talep etmiş. Onlar öyle okuyorlar. Bize de bu şekilde geldiği için mecburen bu şekilde okunmuş. Tabii bu doğru mu yanlış mı, bu ayrı bir konu. Diğer bir özellik olarak şunu söyleyebiliriz. Yahudi ve Hristiyanlar arasındaki ilişkinin ortaya konmasına odaklanıyor bu dönem. Bu ortaya konma hususu, müsbet manada mı, menfi manada mı? Bunu biraz sonra söyleyeceğim. Diğer bir özellik şu. Bu dönemde yine Yahudi-Hristiyan ilişkileriyle alakalı olarak Adversus Judaeus geleneği ortaya çıkıyor. Biz bunu tezimizde Yahudilere reddiye şeklinde vermeyi tercih ettik. Onunla da bağlantılı olarak, hatta onun biraz öncesinde de olabilir, apolojetik de yine bu dönemde ortaya çıkıyor. Hristiyanlığın savunusuna dair metinler ve çalışmalar da bu dönemde ortaya çıkıyor. Dördüncü ve beşinci özellik olarak belki Gentilelerin durumunu söyleyebiliriz. İşte Yahudi kökenli olmayanlar ne olacaklar? Bunlara dair düşünceler, fikirler. Ve son olarak Eski Ahit'in nasıl yorumlanması gerektiği hususu yine bu dönem özellikleri arasında ortaya çıkıyor. Toparlayacak olursak, Hristiyanlığa dair birçok düşüncenin kaynağı bu dönem. Yahudi-Hristiyan ilişkilerine odaklanılıyor. Adversus Judaeus, hatta yani doğrusu bu şekilde okumaktır. Adversus Judaeus geleneği ortaya çıkıyor, apolojetik ortaya çıkıyor. Gentilerin durumuyla Eski Ahit'in yorumlanması mevzu bahis oluyor. Şimdi bu özelliklerden Yahudilik ve Hristiyanlık arasındaki ilişkinin ortaya konması dedik. Buradan itibaren artık konumuza başlayabiliriz. Bu aslında menfi bir ortaya koyma çabası. Çünkü biraz sonra da bahsedeceğimiz o Adversus Judaeus geleneğinde biz şunu görüyoruz. Yahudilik ve Hristiyanlık
Yahudiler ve Hristiyanlar arasında bir ayrışma çabası görüyoruz bu metinlerde. Yani bir karşılıklı olarak iki grubun telif edilmesi, birbirine yakınlaştırılması ya da iki düşüncenin birbirine yakınlaştırılması gibi bir durum söz konusu değil. Tamamen ayrıştırma ve bir menfilik üzerine kurulu olduğunu görüyoruz bu odaklanmanın. Adversus Judaeus geleneği dedik. Bundan da bahsedelim. Bu gelenek Yahudilik ve Hristiyanlık arasındaki o ayrımı ortaya koyma çabası aslında. Bu geleneğin en önemli özelliği şu ve bu geleneğe dair yazılan eserlerin en önemli özelliği şu. Diyalog şeklinde yazılıyorlar. Yani iki kişi karşılıklı konuşuyormuş gibi bu şekilde yazılıyor. Karşıdaki kişi, yani Yahudi olan taraf, gerçek bir kişi olabilir. Yani gerçek bir kişinin metne dökülmüş hali olabilir veya kurgusal bir Yahudi karakteri olabilir. Bu şekilde bir üslupla eserler kaleme alınıyor. Dolayısıyla burada belirgin ayrışmalar bu şekilde aslında ortaya konuluyor. Yani gerçek veya hayali bir Yahudinin Hristiyanlığı, İsa'yı veya başka hususları, ithamları üzerinden bunlara cevap verme geleneği aslında Adversus Judaeus geleneği. Biz bu ilişkileri en net biçimde görelim diye bu geleneği ele almayı tercih ettik. Tabii bu geleneği ele almak öyle kolay bir iş değil maalesef. Bir şekilde sınırlandırmamız gerekiyordu. Biz de şöyle yaptık. İznik Konsili'ni merkez kabul ettik. İznik Konsili'nin öncesinden ikişer tane Latin ve Grek kilise babasını, sonrasından da ikişer tane Latin ve Grek kilise babasını seçtik. Yani İznik Konsili ile biliyorsunuz ki Hristiyanlık biraz daha resmi bir, daha doğrusu Hristiyanlar biraz daha resmi statü kazanıyorlar. Dolayısıyla bu durum ilişkilere etki etmiş mi? Yazınsal literatürde bir üslup değişikliğine neden olmuş mu? Bunu görebilmek maksadıyla İznik Konsili bizim için iyi bir noktaydı. Böyle bir tercihte bulunduk. Fakat değişen aslında çok fazla bir şey olmadığını görüyoruz. Üslup aynı şekilde, hatta daha da sistematize edilerek devam ediyor. Ortaya konması dedik. En net Adversus Judaeus geleneğinde görüyoruz dedik. Peki Yahudiler burada bu gelenekte ve bu geleneğin eserlerinde nasıl ele alınmışlar? Buna değinelim. Bu arada Grek ve Latin kilise babaları dedim. Kilise babalarının çeşitli tasnifleri var. Grek veya Latinler olarak ayrılabiliyorlar veya Doğulu ve Batılı kilise babaları olarak ayrılabiliyorlar. Başka başka tasnifler var. Suriyeli babalar, Çöl babaları, Kapadokyalı babalar. Yani çok fazla sınıflandırma görebiliyoruz. Dolayısıyla bu şaşırtmamalı ya da bir tercihte bulunduk diye diğerleri yanlış anlamına gelmiyor. Sadece konunun anlaşılabilmesi için bazı şeyler konusunda bir sabit kadem olmamız gerekiyordu. Böyle bir tercihte bulunduk biz de. Şimdi kilise babalarına gelecek olursak ve onların eserlerine gelecek olursak, bu eserlerde karşımıza öncelikle çıkan şeyin söz konusu Yahudiler ve Yahudilik olduğunda dikotomiler olduğunu görüyoruz. Yani Descartes'tan bilirsiniz, ruh-beden dualizminden bahseder, ruh-beden dikotomisinden. Aynı şeyin, ki kendisi de Katoliktir bu arada, aynı şeyin geçmişte Adversus Judaeus geleneğinde ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela biz burada bazı kavramları ele alarak eserleri inceledik. Bunu yapmamızın sebebi de tezimizin 3. bölümünde bir reddiyeyi çalıştık. Tertullianus'un Yahudilere Reddiye isimli eserine çalıştık. Bu eser bize bazı kavramları seçmemiz konusunda bir nevi fısıldadı. Biz de o fısıltıya kulak verdik ve kilise babalarının eserlerinde o kavramlar üzerinden hareket ettik. Bizim kurgumuz şuydu: tekst, kontekst ve kotekstti. Elimizdeki temel metin Tertullianus'un Adversus Judaeus'uydu. Peki biz bu eser o dönemi yansıtıyor mu? Bu eserle ilgili paralel başka görüşler var mı diyerek kilise babalarının, o diğer İznik Konsili ve öncesinden sonrasından seçtiğimiz babaların eserlerine bu şekilde baktık.
ve sonuç hakikaten bu düşüncenin, bu geleneğin paralel olduğu şeklindeydi. Bağlam da benziyordu. Dolayısıyla tercihimizi bu yönde yaptık. Seçtiğimiz temel kavramlar yasa, şabat, sünnet ve kurbandı. Şimdi bunlar nasıl dikotomik ayrımlara tabi tutulmuşlar? Onlardan çok kısa bahsedeyim. Örneğin yasa. Musa yasası, işte ebedi yeni yasa veya Musa yasası, ruhsal yasa şeklinde ikili ayrımlar var. İşte şabatta mesela, geçici şabat, ebedi şabat, dünyevi kurban, manevi kurban, bedensel sünnet, cismani sünnet. Affedersiniz, bedensel sünnet veya kalbin sünneti. Bu şekilde ayrımlar var. Tabii ki burada tahmin edileceği üzere Musa yasası, işte geçicilik, bedensellik bunlar Yahudi tarafına referansta bulunan ayrımlar. İşte ebedilik, yenilik, uhrevilik, ruh veya kalple ilgili olma durumu bunlar da Hristiyanların kendisiyle ilişkili olarak gördükleri durum. Bu ayrımları aslında yaparak ve bunlardan da bir tercihte bulunarak kendileriyle ve Yahudiler arasında bir ayrışma ortaya koyuyorlar. Şimdi ben seçtiğimiz o Grek kilise babaları ve Latin kilise babalarının eserlerinden birkaç alıntıya yer vererek konumuzu sonlandırmak istiyorum. İlk Grek kilise babası olarak ben Justinus'u seçmiştim. Yani Justin diye okunuyor sanırım İngilizcesi. Martyr ünvanı kendisine ait, bilirsiniz. Şehit Justin olarak bilinir. Kendisinin eserlerinden biz Tarpo ile diyaloğu tercih etmiştik. Burada mesela Şabat Tarpo ile diyalogta Şabat bahsinde şunu söylüyor. Yani bu arada özel olarak Şabat bahsi gibi bir şey aramamak lazım. Şabat'ın konuşulduğu yeri kastediyoruz aslında Şabat bahsi derken. Şunu söylüyor. Şabat'a riayet Yahudilerin ve atalarının günahkarlığına delalet etmektedir. Kurban bahsinde şunu söylüyor. Yahudilere emredilen kurban kesme buyruğu Yahudi ulusunun günahları ve putperestliklerinden ötürü verilmiştir. Putperestlikle ilişkilendirme de bu arada epey söz konusu. Yani hangi konuyu tartışırsalar tartışsınlar Yahudiler ya günahkar ya putperest ya da işte çeşitli ahlaki zaafları olan bir tarafı temsil ediyor. Sünnet bahsinde şunu söylüyor. Sünnet Yahudilerin acı çekeceklerine, diyarlarının yıkılacağına, yani diyarlarının yıkılmasından kasıt mabedin yıkılması, Yahudilerin peygamberlerini ve İsa Mesih'i öldüreceklerine, yine Mesih'i ve ona inananları reddedeceklerine dair bedensel bir kanıttır, diyor. Origenes'e baktığımızda, Origenes'te de Şabat bahsinden kısa bir alıntı paylaşabilirim. Onun Kelsus'a karşı isimli bir eseri var. O eseri biz temel aldık. O da benzer şeyler söylüyor. Yahudilerin ibadeti bazı ilahi şeylerin gölgeleri ve şekillerinden ibarettir, diyor. Yani bir küçümseme görüyoruz bu tüm anlatılarda, tüm ifade ediş şekillerinde. Tabii herhalde en sert olanlardan biri Ioannes Chrysostomos'a ait. Onun da Yahudilere karşı 8 Vaaz isimli eserini tercih etmiştik. Şöyle söylüyor, putperestlikle Yahudilere ilişkilendirerek şöyle söylüyor. Sinagoglar, bu arada bu cümleler kendisine aittir. Hani bizi dinleyenler biz yorumladık gibi düşünmesinler lütfen. Sinagoglar yalnızca bir genel ev ve tiyatro değil, aynı zamanda haydutlar evi ve vahşi hayvanlar için konaklama yeridir. Tanrı bir ulusu terk ederse kurtuluş umudundan geriye ne kalır? Tanrı bir yeri terk ederse o yer şeytanların meskeni haline gelir. Yahudiler babayı tanımaz. Oğlunu çarmıha gererse sinagogların şeytanların meskeni olduğunu söylemeye kim cüret etmez? Orada Tanrı'ya ibadet edilmiyor, sinagogları kastediyor. Bundan böyle orası bir puthanedir.
şeklinde ifadeleri var. Ve yine Yahudilerle putperestleri tanrısızlık konusunda, tanrı tanımazlık konusunda eşit gördüğünü ifade ediyor. Yahudilerin inatçı ve kibirli olduklarını, tanrının onlara verdiği nimetleri de çabuk unuttuklarını söylüyor. Sekiz Vaaz isimli eserinden hareketle bunları ele alıyorum demiştim. Bu sekiz vaaz içerisinde çeşitli tasnifler vesaireler var. Biz altıncı vaazın altıncı kısmında şöyle bir şeyle karşılaştık. Şunu diyor, Yahudilerden nefret ettiğini belirtiyor burada. Ve bunun sebebinin ise şundan kaynaklandığını söylüyor. Yasaya sahipler ama onu aşırı ve ölçüsüz biçimde kullanıyorlar. Ve üstelik eski yasa ile birlikte insanları kandırıyorlar. Onları yanlarında tutmaya çalışıyorlar. Böyle ifadelerle Yahudileri itham etmiş oluyor. Kurban bahsinde şunu söylüyor. Dördüncü vaazın altıncı kısmında geçiyor bu. Tanrı'nın Yahudilerin kurban sunma konusunda delicesine bir arzuda boğulduklarını böyle bir şey söylüyor. Tanrı diyor işte Yahudilerin kurban sunma konusunda delicesine bir arzuda boğulduklarını gördüğünden mütevellit. Onları bundan mahrum bıraksaydı putlara meyledeceklerini biliyordu. Bu sebeple onlara kurban sunmalarını işte kurban kesmelerini emretmiştir diyor. Böyle bir yorumlama yapıyor. Son Grek kilise babası yani bizim ele aldığımız son kilise Grek kilise babası. O da Yohannes Damaskenos, yani Şamlı Yuhanna. Yasa konusunda o da şöyle diyor. Tanrı yasayı, İsraililerin ahmaklıklarını, dünyevi sevgilerini, her şeye karşı eğilim göstermelerini bildiği için vermiştir. Yasa, erdemli bir insan için değil, erdemsiz kimseler içindir. İfadeler bunlar. Yine Şabat konusunda, Yahudilere maddi ve dünyevi şeylere olan düşkünlükleri sebebiyle verildiğini söylüyor. Grek kilise babaları gördüğünüz gibi hemen hemen birbirine yakın şeyler söylüyor. Bazılarında üslubun sertleştiğini, bazılarında yumuşak olsa bile aslında yine aynı şeylerin söylendiğini görüyoruz. Şimdi Latin kilise babalarına geçelim. Tertullianus'un burada biz başka bir eserini ele almıştık. Üçüncü bölümden ayrı bir eserini. O da aslında benzer şeyleri söylüyor. Mesela kurban bahsinde kurban diyor işte Yahudilerin putlara meyletmemesi, put yaparak Tanrı'dan uzaklaşmamaları, günaha girmemeleri sebebiyle onlara emredilmiştir diyor. Kiprianus'a bakalım. Kartacalı bir kilise babası yine. O da burada iki ayrı ulus şeklinde bir ayrım yapıyor mesela. Biz Şabat diğer kavramları mesela almamışız ama bu iki ayrı ulus mevzusu da önemli. Şimdi Eski Ahit'te geçen bir pasaj var. Yaratılış kitabında geçiyor. Rab Rebeka'ya dedi. Rahminde iki ulus var. Bu iki ulus senin karnındayken birbirinden ayrılacaklardır. Bir ulus ötekine üstün gelecek. Büyük olan küçük olana hizmet edecektir. Pasaj bu. Şimdi biz neredeyse bütün kilise babalarının bu pasajı şu şekilde yorumladığını görüyoruz. Bu tipolojik bir sınıflandırmadır. Yani putperest kökenli olan Hristiyanlar da kendilerini bir yere dayandırmak, bir yere referansta bulunmak amacıyla bu pasajı kullanıyorlar. Rebeka'nın ilk oğlu Esav, ikinci oğlu da Yakov. Büyük olan küçük olana hizmet edecektir demek şudur. Esav Yahudilerle ilişkilendiriliyor. Yakov da Hristiyanlarla ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla Yahudiler Hristiyanlara hizmet edecektir şeklinde bir yorumlama yapıyorlar. Diğer bir Latin kilise babası olarak Hieronymus'tan bahsedebiliriz. Hieronymus bu adıyla çok bilinmez. Jerome olarak bilinir daha çok. İşte Vulgate'yi oluşturan kişidir kendisi. Kutsal metnin Latince tercümesini yapan. O da şunu diyor. Nasıl ki daha doğrusu şöyle başlıyorlar. Burada mektuplarından biz aldık bunu. Kendisine bir haber geliyor. İşte kiliselerin süslendiğine dair bir haber geliyor sanırım. O da kiliselerin süslenmesine karşı olduğu için şunu söylüyor. Nasıl ki Yahudilerin batıl inançlarını reddetmek gerekiyorsa
onların maddi iş ve fiillerini de reddetmek gerekmektedir şeklinde cevap veriyor. Yani demek ki Yahudiler sinagoglarını vesairelerini süslüyorlar. O halde bizim bunu yapmamamız gerekir. Onların inançlarından yüz çevirdiysek işlerinden de yüz çevirmek gerekir şeklinde bir karşılık veriyor. Son olarak Augustinus, Augustinus şeklinde de okunur bu. Onun da Tanrı Şehri ya da Tanrı Devleti isimli bir kitabı var. Çok meşhurdur. Bu kitabın bu kitapların içinde de kitaplar olabiliyor. 46. kitaptı yanlış hatırlamıyorsam. Onun da başlığı Yahudilere karşı Adversus Judeus olması gerekiyor sanırım yine. O da yasayla ilgili özellikle şunu söylüyor. Yasayı manevi olarak ve doğru bir şekilde anlayamadıklarını söylüyor Yahudilerin. Bu sebepten ötürü de sonuç olarak Yahudilerin yasasının ilga edildiğini diğer kilise babaları gibi söylüyor. Aslında burada bir alıntısı daha var. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu aslında biraz günümüzle de ilişkili sayılır. Dünyanın sonundaki yargılanmadan önce Yahudilerin de gerçek Mesih'e inanacaklarını, bunun yasayı onlara açıklayacak olan Elias sayesinde olacağını söylüyor. Yine Eski Ahit'te geçen babanın kalbi oğluna döndürülecek ifadesindeki oğlun da Yahudiler olduğunu iddia ediyor. Bu günümüzdeki evanjelik hareketlerin temel inançlarından birine benziyor aslında. Malum bugün olan biten de evanjelik hareketlerin de epey etkisi var. İnanç şu, Mesih'in gelebilmesi için Yahudilerin topraklarına dönmeleri gerekiyor bir şekilde. Bir savaş yaşanacak vesaire olacak ve bu savaş sonunda Yahudiler bir şekilde Hristiyan olacaklar ya da öldürülecekler. Düşünce bu. Bu benzer düşünceyi biz Augustinus'ta görüyoruz. Demek ki bugün konuştuğumuz hiçbir şey Hüdayin Abid değil. Geçmişle bir şekilde bağlantısı var. Ve bunu da görebilmenin yolu bu tip çalışmalar yapmaktan geçiyor. Yani hamasi konuşmaları bir kenara bırakmaktan geçiyor. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Umarım bir şekilde amacına ulaşır, bizi dinleyenler için istifadeli olur. Teşekkür ediyorum. Sözlerimi burada sonlandırmak istiyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Aslında dinler tarihi açısından, daha doğrusu Yahudi-Hristiyan ilişkileri açısından hem geleceği, hem bugünü, hem tarihi anlamak için patristik dönemin ne kadar önemli bir dönem olduğunu bizlere gösterdiğiniz bu çalışmanız için sizi de tebrik ederim hocam. Ekrem teşekkür ederim. Sağ olun. Yani sunumunuz için de tekrar teşekkürler, katkılarınız için. Ben de teşekkür ederim. Özellikle de Dinler Tarihi Akademi'ye böyle bir imkan tanıdığı için, hocalarla öğrencileri aynı platformda buluşturdukları için ben de teşekkür etmek istiyorum. Biz tabii devam edeceğiz bu tarz çalışmalara destek vermeye. Değerli izleyiciler, DTA Akademi olarak düzenlemiş olduğumuz lisansüstü araştırma sunumlarının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer siz de sunumunuzu paylaşmak, çalışmalarınızı bizlerle paylaşmak istiyorsanız açıklama kısmına bırakacağımız linkten bizlere ulaşabilir, başvuru yapabilirsiniz. Tekrar başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.